mümkünse bol sıfırlı olsun. Bak bu durum hoşuma gitmedi. Sonuçta ben bu paraları sokaktan toplamıyorum. Şirketin muhasebesine hesap veriyorum. Anonim şirket yönetiyorum ben. Ne yani? Siz şimdi şahsi hesaplarınızda para olmadığını mı söylüyorsunuz? Atakan, bu seni ilgilendirmez. Sadece bu durumdan hoşlanmadım, o kadar. Peki o zaman. Siz bilirsiniz. En iyisi ben Elçin'i arayayım. Sözlenmekten vazgeçtiğimi söyleyeyim. Ne dersiniz? Ne siz üzülürsünüz ne de ben. Herkes kendi yoluna gider. Atakan, sen beni tehdit mi ediyorsun? Ne alakası var Zeynep Hanım? Ben sadece bu para olmadan Elçin'in ailesinin gözündeki imajımın sarsılacağını söylüyorum. Düşünsenize, Ceyhun'u niye istemiyorlar? Varoş diye kızlarına yakıştıramıyorlar, anlatabiliyor muyum? Benim de parası olduğumu öğrenirlerse işimiz biter. Boş ver Zeynep. Ceyhun benim olduktan sonra paranın önemi yok. Tamam, oyuna devam ediyoruz. Uzatmayalım. Pekala. Para ölene kadar hesabımda olsun. Hayatta en çok sevdiğim şeylerin başında ne geliyor biliyor musun Songül? Durmak. Ama senin başında durmak. Senin başında durmasam ne olur biliyor musun? Ne güzel olur. Bana yarım ağızla cevap verip beni ağız dolusu güldürme Songül. Durduk yerde tepelemeyeyim seni. Ya da tepeleyeyim ne olacak? Müstahdem, varoş, kerpiç, kelepir, ikinci el varoş. Oh, suyundan da koy. Sululuk yapma Vladimir Pişkin seni. Bu espriyi daha önce de yapmıştım. Tövbe tövbe, tövbe tövbe ya. Hah, işte kantinci de geldi. Ben kantinci değilim. Benim adım Cemil. Ya geceden beri aşağılıyorsunuz ya. Sabah kadar çalışan kantinci mi olur? Bırakıyorum ben işi. İşi bırakamazsın. Ben kovuyorum seni. Öyleyse tazminatımı verirsin. Tazminatını da veririm, tazimatını da veririm. Kimse benim makamımda bana posta koyamaz. Kimse beni terk edemez. Gerektiğinde ben kovarım. Muhasebeye git, tazminatını ödesinler. Bırakıyorum diyorum bak işi. Anladık. Ağlayacağımı mı zannettin arkandan? Benim adım Cemil. Yürü, kendin ol biraz. Senin okuluna kalmadım. Evin anahtarını almaya geldim. Benim okuluma kalmadın ama benim okulumdan kaldın. Sen ne diyorsun bu duruma Songül? Vallahi ne diyeyim, hayırlısı diyorum. Sana sormadım Songül. Kime sordunuz? Sana mı soracağım, kime soracağımı? Hadi tıpış. Kantinci bulmam lazım, kantinci bulmam lazım, kantinci bulmam lazım, kantinci bulmam lazım. Benim oğlum. Seni böyle mi görecektim? Ne hayallerim vardı seninle ilgili. Damatlığını görecektim. Bana torunlar verecektin. Ah benim canım evladım benim. Seninle birlikte hayallerimi de gömdüm ben oğlum. Tamam canım, hadi artık gidelim, hadi. Hayır, ayrılmak istemiyorum oğlumun yanından. Hadi artık ne olur gidelim, hadi ne yapalım, hadi gidelim, hadi canım. Oğlum, hadi canım. Oğlum, hadi. Oğlum. Hadi canım, kalk hadi. Hadi canım. Ne var Songül? Kafamı sümsüğünle yıprattın gene. Birinci sınıf meşe seni. Ne istiyorsun? Kantinci. Evet, biliyorum. Maalesef. Söylemesi zor ama kantincisiziz. Kantincisiz. Vallahi zormuş söylemesi Esma'cığım. Çok haklısınız. Bizim mahallede bir kantinci var. Bana ne sizin mahalledeki kantinciden?
Yani bizim mahalledeki kantinci kantincilik yapabilir diyorum ben. Namuslu, efendi, dürüst bir arkadaşımız. Songül, senin arkadaşın mı var? İlginç. Eğer sana tahammül edebiliyorsa işime yarayabilir. Bak yine benim hakkımda kötü şeyler söylüyorsunuz. Seninle konuşmak toprağa basmak gibi geliyor bana. Sana Şaban diye bağırırsın var. Beni hem sinirlendiriyorsun hem de yatıştırıyorsun. Neyse daha fazla senden bahsetmeyelim. Çağır, neydi adı? Ha, Dilaver. Hiç şaşırmadım. Çağır gelsin. İyi bari. Aman o. Benden sonra cümle kurup beni sinirlendirme. Naş, tıpıç. Gözüm görmesin seni. Kulağım duymasın. Burnum koklamasın. Cimbom sana da aşk olsun hani ha. Onca şey olmuş. Gece gece Mert'i aramasam hiçbirini öğrenemeyeceğim. Bak bir de bunu Sevil söylüyor yani. Bir dakika, bir dakika. Sen gecenin bir yarısı Mert'i mi aradın? Neden aradın? Rüyanda mı geldin? Ne olur anlatır mısın? Salça bırak şimdi salçalığı. Benim başımda bir dert var sanırım. Sanırım mı? Cimbom'cum senin olayın için sanırım biraz hafif bir kelime olarak kalmadım yani. Sonuçta ya Fatih ölmemiş ya da tekrardan hortlayıp musallı dönmüş sana yani. Doğru, o da var. Ama benim dediğim şey başka. Ne oldu? Ya Arda var ya Rüzgar'ın kardeşi. Ya sürekli arıyor, sürekli mesaj atıp duruyor. Hay yani ne zannediyor ki eski günlere döneceğiz falan diye mi umuyor? Tabii senin de Rüzgar böyle öğrenecek diye ödüm patlıyor. Çok haklısın vallahi. Ne alakası var Rüzgar'la? Ha, alakası yok yani. Tamam, söyle o zaman Rüzgar'a de böyle böyle de Arda de, öyle de. De yani. Ya şimdi ne gerek var bilmesine? Boş boşuna huzursuz olacak. Başka sözüm yok, tanık sizindir. Of Salça ya, sen böyle yap diye mi anlattım? Ya tamam, sen bakma buna. Sen de bir dur iki dakika. Yani Rüzgar'a söyleme tamam da... bir Arda'ya sen de mesaj at istiyorsan. Hani ben artık böyle bir şey düşünmüyorum. Benim kafamda böyle bir şey yok de yani. Herhalde en sonunda onu yapacağım. Ha? Gerçekten çekeyim. Ben kızlara soralım. Ne soracakmışsın bize bakalım? Ha, bak, tamam soruyorum ben size. Beni çok iyi dinleyin tamam mı? Şimdi diyelim ki bir çocuk bana çok hoşlanıyor. Ona aşık olmuş. Bu çocuk çok tarz ve karizmatik bir erkek. Ne istiyorum arkadaşım? Bir gün bu çocuk sırf tarz olsun diye okula... sarımsaktan yapılmış bir kolye ile geliyor. Onu görünce, ne kadar tarz, bir çocuk mu dersiniz? Yoksa ne kadar iğrenç mi dersiniz? Ha? Hadi. Ay ne kadar iğrenç derim. Ben de iğrenç derim. Ben de iğrenç derim. Bir de derim ki, sen derim gerizekalısın derim ama böyle suratına söylerim yani. Bu şartlar altında hala Alice'in karşısına böyle çıkmayı düşünüyor musun kardeşim? Hayır güzel kardeşim. Ama o Fatih denen vampir gelirse ilk önce kendi canımı kırdırırım. Alayınızı tanımam haberiniz olsun. Vallahi sen de olmasan vampir Fatih'ten bizi kim koruyacak Orçocuğum? Şakacı seni. Güzel. İki tost. Bir de ayran ver ya sabah sabah güzel gider vallahi. Bak. Bir daha böyle koridorlarda gürültü yapmayacağınıza bana söz veriyorsunuz. Hasan Paşa! Ne çocuklar? Hasan Paşa! Hadi nefes nefese kal. Ne oldu böyle ya? Telaşlı Songül? Dur. Ben bizim Dilaver'e iş buldum. Hadi canım. Vallahi. Nerede? Burada. Kantinde. Esma Sultan'ı kandırdım. Ah ya ben buna çok sevindim. Ona bak, sende Dilaver'in telefonu var mı? Bende yok da. Var. Bizim bu deli benden şey istedi. Nane limonlu kapuçino istedi de onu götüreceğim. Öyle bir şey var mı ya? Yok tabii canım, deli bu işte, istiyor. Ya ben bu çocuğa kötülük mü yapıyorum? Su aka aka yolunu bulur Songül. Değil mi? İyilik yapıyoruz. İyi tamam, ara o zaman da o da yolunu bulsun hadi. Tamam, hadi. Ne oluyor lan? Allah Allah. Mert, Orçay ne oluyor abi?
Oğlum elektrik var lan orada, koş. Dur. Seni ne çarpar? Şuradan bir odun falan bir şey al. Allah! Oh! Paşa? Filici öğretmeni? Allah! Oh! Oğlum siz manyak mısınız lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Odunla adam mı dövülürüz? Ha iyi misin? Kendine geldin mi? Oğlum teşekkür edeceğine bize kızıyorsun ya. Elektrik çarpıyordu senin, farkında değil misin? Hürrem Kamil, ne elektrik çarpması? Ayakkabının içine taş girmiş, onu çıkarmaya çalışıyordu. Ne oluyor ya burada? Ortaya niye vuruyorsunuz? Ya ne bileyim ya, bunun ayakkabısına taş mı ne girmiş, onu çıkartmaya çalışıyormuş. Ben de elektrik tutuyor herhalde diye bir koydum onu. Ha çok komik. Hürrem, böyle kaç kişi öldü sizin, haberiniz var mı? Tamam, iyisin değil mi şimdi? İyiyim. Hem dövüyor bir de ondan sonra iyi misin diye soruyor ya. Oha! Oh be! Oha be oğlum, onu giyerken fark etmedin mi? Ya fark etmedim. Of ya, çok kötü kokuyorsun be kardeşim ya. Yok be kardeşim, ben samırsaklığı bıraktım dizelin kafesinde. Oğlum ondan bahsetmiyorum, ayakların ya. Bir kere benim ayaklarım hayatta kokmaz. Ha, hayatta olmadığı belli, ceset gibi kokuyor zaten. Hadi çabuk giy şunu. O kadar aksiyon yaşadım, bir şey olmadı, o aptal kokudan öleceğim. Ya dün getirdim peynirli cips de aynı böyle kokuyordu ama hapur hapur yediniz. Ya oğlum zaten ayakların leş gibi kokuyor, ondan sonra da Alice niye benimle çıkmıyor diyorsun. Ben de Alice'in yerinde olsam ben de Temmuz'u seçerdim. Temmuz'u seçerdim derken? Seçerdim derken Orço'yu seçmezdim, seni seçerdim, anladın mı? Yani şimdi Alice kokudan mı hoşlanmıyor? Sırf o yüzden değil tabii. Sen konuşma lan. Vallahi yarttı bizimci suratına. Hadi bir an önce okula gidelim. Aklıma çok güzel bir plan geldi. Ne zekiyim ben arkadaş ya, gerçekten. Kıskandı kız. Deplasmandayız hayatım ama var ya, stat böyle yanıyor. O kadar güzel ki. Dur devam edeceğim. Kardeşim bana her zamankinden. Sonra bir baktım, böyle herkes bağırıyor. Aşkım. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kantinci yok ki. Hatta kantinci değil, kantin yok ki ya. Gördüm, aşkların en sevimlisi, gördüm. Bir şey söyleyeceğim. Acaba diyorum, bizim bu deli adam kendi kendine şey mi dedi böyle? Kendin şişir, kendin yeci açayım. Kendin şişir, kendin ye, bak işte. Kendin pişir, kendin yedir o hayat. Gençler! Gençler, kantinciyi bulanın bütün sezonluk kantin masraflarını ben karşılayacağım. He? Yok mu gören? Aman yok efendim, neymiş? Okulda herkes bana aşıkmış da, herkes beni seviyormuş da, yok en çekici kız benmişim de. Bana biraz kısır lütfen. Bir de çikolatalı süt. Evet, kısır ve çikolatalı süt. Pardon beyefendi. Buyur, bütün kantin senin, al. Bütün dükkan senin. Bu niye boş burası? Beril. Beril bak, tansiyonum düşüyor kısır olmayı. Beril. Beril niye kısır yok? Kantin neden kapanmış? Melis'cim, canım kardeşim, bak böyle toplum içinde patlama istersen ne tatlım. Hı? O zaman tut elimi. Ya seni mi kıracağım bir kısır için ya, Allah Allah. Hadi yürüyelim. Hadi yürü bak oraya, hadi yürü. Bak bak şunlara bak hayatım. Ne kadar çok yakışıyorlar birbirlerine değil mi ya? Ha? Evet aşkım, çok. Gerçekten yani bu kızlar benim melaikem olmasalar sevmem. Gerçi melaikem olmalarına rağmen arada sevmediğim oluyor. Oğlum! Fatih! Oğlum! Oğlum neredesin? Fatih!
Fatih. Oğlum neredesin? Fatih. Fatih neredesin? Nereye kayboldun oğlum? Fatih! Fatih! Oğlum! Fatih oğlum buldum seni Fatih. Oğlum. Şükürler olsun buldum seni oğlum. Fatih. Oğlum. İşte mekanımız burası efendim. Vallahi çok bile. Güzel okul yapmışsınız ha, işçilik de sağlam. Sen nasıl buldun bakalım? Zart diye atlamasana Hasan Paşa. Burada soruları ben sorarım. Cevapları da ben veririm. Nasıl, hoşuna gitti mi Dilaver? Evet, gitti. Vallahi mekan on numarada. Şimdi ben kirayı çıkartabilir miyim? Şöyle kafamda kabaca bir hesap yapmam gerekiyor. Sesli düşüneceğim. Şuraya bir tane şarj makinesi koysam. Tam buraya. Bir tane kontürlü telefon, günde 50 tane tost satsam, hadi 40 olsun. Bunun çayı var, kahvesi var, çerezi var, çikolata var. İyi, iyi para ya. Bu devirde kim kazanıyor ki bu kadar para? Kabaca hesap yapmanız bittiyse, kabaca evet diyebilir miyiz? Diyelim. Herkese benden çay gençler. Önce demleseydiniz. Ya tabii ya, kusura bakmayın ya. Çok heyecanlıyım ya. Heyecanıma yenik düşüyorum ben hep ya. Antin kantin işlerimiz bittiyse gidebilir miyiz gençler? Hayırlı olsun. Allah razı olsun Hasan Paşa. Tamam. Senden de razı olsun. Yok oğlum, Allah Allah. Sen iyi ol yeter ki Dilaver, bize yeter bu. Ey yüce yarabbim. Bir oradasın bir burada. Ya ben hep lise okumak istedim biliyor musun ablam? Yüce Rabbim beni okula kantinci olarak gönderdi ya. Ya lise okumayana kız bile vermiyorlarmış. Ama ben buradaki sinerjiyi hissedebiliyorsam, benim ruhumdaki sinerjiyle buradaki sinerji birleştiğinde burada çok büyük şeyler olur. O zaman gelsin. Al götürsün emisar yar, al götürsün emisar. Al götürsün emisar yar, al götürsün emisar. Al götürsün emisar yar, al götürsün emisar. Sinerjim senin olsun, al götürsün emisar. Sinerjim senin olsun, al götürsün emisar. Al götürsün emisar. Ulan oynar başlıklı bıçak getirin. Doğrayacağım ulan kendimi. Şükürler olsun buldum seni Allah'ım. Oğlum. Aman Allah'ım. Doğru görmüşsün. Fatih'im ölmemiş. Oğlum demek yaşıyorsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Canım benim, canım oğlum. Biliyordum ölmediğini, şükürler olsun Allah'ım. Oğlum şunu saralım işime. Hadi saralım hemen boynuna. Siz kimsiniz? Nasıl yani siz kimsiniz? Biz senin annenle babamız oğlum. Siz benim annemle babam mısınız? Ne diyorsun sen oğlum? Anlamıyor musun? Çocuk şok geçiriyor yaşadıklarından dolayı. Bence burada durmayalım. Bir an önce eve gidelim. Evde konuşuruz. Hadi oğlum. Hadi evimize gidelim oğlum. Hadi annen doğru söylüyor. Hadi canım. Şükürler olsun. İlahi. Ben varken Alice Temmuz'u niye tercih etti ki? Acaba bu çocuk buna büyü mü yaptı? Burnuma kötü kötü kokular geliyor. Vallahi yine var Metin Orça ya. Tuvalette bir eğitim diye mi biliyorsun ha? Yerini çıkarayım. Demek Alice ben kötü koktuğum için benimle birlikte olmuyor ha? Şimdi görürsün Temmuz Efendi el alemin sevgilisini çalmak neymiş. Ne
Aşkım ben bir çay alacağım. İster misin sen de? Hayır oğlum aşkım ya ben alırım. Bunlar ne ara aşkım oldu? Aman sorma. Bertan bunu gece gece gitarla serenat yaptı. Aa, kantin nerede? Aa, hakikaten bomboş. Aa, hakikaten. Herhalde Esma Sultan kirayı arttırdı ki burayı boşaltmak zorunda kaldılar. Ya da Orçun'un taktığı borçlar yüzünden adam iflas etti. Olsun ya bize fark etmez. Zaten alıp alabileceğimiz bir çaydı. Onu da termosa doldurur getiririz. Artık tikiler düşünsün. Sözüm meclisten dışarı rüzgar. Yalnız Salçacığım her tiki can dediğinde sözüm meclisten dışarı demek zorunda değilsin. Tabii canım biliyorum sen tiki değilsin zaten enişte. Enişte mi? Salça ne saçma sapan konuşuyorsun sen ya? Ağzımdan kaçtı. Bertan enişte. Sen biraz şu kızla ilgilen de üst üste artık pot kırmasın. Bir şaka yaptık. Yapma şaka. Güzelliğe bak ya. Ya Rabbim ya. Şu güzelliğe. Ya aşkım. Şimdi ben diyorum ki hani bu sevgililer evlenmeden önce bir tane sözleşme yapıyorlar ya. Evet hayatım evlilik sözleşmesi. Tamam işte o neyse evlilik sözleşmesi mi ne sözleşmesi ise diyorum ki ya sırf o sözleşme yüzünden bir dolu insan daha evlenmeden boşanıyormuş. Ya aşkım ben Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a bu sözleşmeye karşıyım. Yani evleneceğin insan neden senin karşına gelip bu sözleşmeyi sunar ki? Ben bu işte art niyet ararım başkan. Bana ters o geliyor yani bu işler. Ama aşkım ya. Yani herkesin senin gibi sevgisi olmuyor ki. Ya ben çok şanslıyım Ya arkadaşlar iyi diyorsunuz, hoş diyorsunuz da insanlar boşandıkları takdirde mal mülk kaybı yaşamak istemiyorlar. Bence gayet doğal bir durum yani. Ya Furkan sen kalpsiz olduğun için sana saçma geliyor. Hayır yani madem evleneceğin insandan emin değilsin. Hani madem ayrılmayı düşünüyorsun niye evleniyorsun? Ya arkadaşlar saçma sapan konuşmayın. Bugün canım cicim diye evlendiğin kadın boşanırken donuna kadar alacağım elinden demiyor mu? Sözleşme candır. Furkancığım sen tabii ki sözleşme yapma. Sen bizzat zaten sözleşmeyi yapamazsın ki. Bütün kadınlar seni terk ettiği için, bütün kadınlar tekmeyi bastığı için, bütün kadınlar tarafından terk edildiği için. Sen susacak mısın artık? Ali Scalimero. Ne yapıyorsun komşu kızı? Kay bakayım tepkiye bakayım. Kaç geldi baş Kay. Aa. Kardeşim nasılsın iyi misin? İtkin, Dikopan, Melis, Beril, iyisiniz değil mi? Ya sana bir şey söyleyeceğim güzel kardeşim Temmuzcuğum. Bana bak sen aslında yakışıklı bir insan değilsin. Hatta çirkin bile sayılabilirsin. Ama şu üzerinde görmüş olduğun hırka var ya seni gayet yakışıklı göstermiş ya. Gerçekten bak. Ne demişler? Çirkin insan yoktur. Az hırka vardır. Ay be espriye gel arkadaş. Bak görüyor musun aşkım? Hepsi senin için gerçekten ya. Nereden oldu lan bu? Ha? Hediye kardeşim, hediye. Hediye, güzelmiş. Şey ben de aynı hırkadan almayı düşünüyorum da... ...bir bakabilir miyim, bir inceleyebilir miyim? Nasıl güzel mi, kaliteli mi falan diye. Ha? Bak Orçun. Arkadaşlar merhaba. Aa Elçin, hoş geldin. Gel otursana şundan kurtar beni. Yok, ben bir şey söyleyeceğim size. Benden duyun istedim. Ben sözleniyorum. Ne? Sözleniyor musun? Barıştın mı o Baroş'ta? Ceyhun'u diyorsan yok, hayır. Atakan'la sözleniyorum ben. Detayları anlatmayacak mısın? Atakan kim? Sonra anlatayım Alis. Olur mu? İşim var. Neyse benden duyun istedim. Güle güle. Ay yani bu kız da yine her zamanki gibi meraklandırdı gitti. Ay sen hala meraklanıyor musun?
Ya ben meraklanmayı kestim mesela. Yani gitmiştir yine bulmuştur bir tane varoşu. Ya olmadı ben zaten şeyi tahmin ediyorum. Bu kız bir tane varoş barınağı buldu kendini. Oradan böyle alıyor alıyor varoşları. Teker teker besliyor besliyor sonra piyasaya sürüyor. Akılsız bu kız. Arkadaş ben de anlamıyorum ya. Bu insanlar bu varoşları nereden buluyorlar? Neyse ben kaçtım hadi çık görüşürüz canım. Sen ne geldin gidiyorsun, ne bir işler mi çeviriyorsun? Yakında çıkar kokusu bakalım. Kokusu çıkar yakında. Hadi iyi bak kendine Korkiş. İyi bak kendine Korkiş. Etkinin. Hadi ya, bay bay. Hadi. Niye arayıp da yaşadığını söylemedin be oğlum? Yazık değil mi bana? Ha? Nereye götürüyorsunuz beni? Eve gidiyoruz oğlum. Senin durumun malum. Ortalıkta gezemeyiz. Dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Hatta ben sizi bile tanımıyorum. Siz kimsiniz ya? Evladım, söyledik ya sana. Biz senin annenle babanız. Kafamın içi bomboş. Ah be oğlum. Sen kafana darbe almışsın. Demek ondan bir şey hatırlamıyor. Ah kıyamam ben sana. Eve götürelim. Hastaneye falan gitmemiz tehlikeli olur. Ne kokuyor burası ya? Arkadaşlar hanginiz gaz çıkarttınız doğru söyleyin. Yemin ediyorum artık hepiniz bu varoşlara benzediniz ha. Furkan'cığım kokuyu ilk ben aldım. Yalnız bekledim. Aynı avını bekleyen silsiz sansarlar gibi bekledim. Ne diyorsun kızım sen ya? Kokuyu ilk kim fark ederse gazı o çıkarmıştır. Tamam sen yaptın Furkan. Tamam insanlık hali tamam tamam ne olacak ya? Tamam sen yaptın tamam. Kızım saçma sapan konuşmasana. Yani dayak yiyeceksin, ben bile koruyamayacağım seni. Ya başkan onu bunu bırakın da bu koku Edirne'den Kars'a Jüpiter'den Mars'a benim de böyle beynimi döndürmeye başladı ha. Arkadaşlar kim ne yedi ya? Ay çok fena kusacağım şimdi böyle buram buram geliyor burnuma ya. Ay dayanılacak gibi bir koku değil gerçekten ya. Ya abartmayın çok kötü değil ya. Sizin sakın kötüler oluyor hatırlamıyor musunuz? Geçen sene hani bir tane çocuk yapmıştı. Ya uf, abartmayın çok kötü değil dayanılır bu koku ya. Aşkım, gerçekten benim böyle mide galiba kalkıyor. Ben böyle istifa edeceğim. Çok kötü kokmaya başladı. İstifa o. Seni istifa ettiririm Berin. Hayır, geçmiyordu arkadaş. Ay yok, ben dayanamayacağım. Kalkıp gidiyorum ben. Ben kokuya alıştım artık ya. Dura dura kokuya alıştım ben. Zaten söylediğim gibi çok kötü bir koku da öyle dayanılmayacak bir koku değil. Bir yerden bana tanıdık geliyor ya. Dur bakalım. Bir sarışın ne tanıdık gelecek tanışmayın zaten bu kokuyla Allah aşkına yürüyün gidelim ya. Böyle bir şey ne gördüm ne duydum ya yemin ederim. Allah kahretsin para yatmamış. Bu kadın su koy vermeye başladı. Para ölene kadar hesabımda olsun demiştim. Bakalım ne mazeret uyduracaksın Zeynep Hanım? Ay ne oluyor bugün anlamıyorum. Niye bir susmuyorsunuz? Bir labalilik böyle bir tuhaf şımarıklıklar. Alice, kızım biz geçen hafta nerede kaldık? Sporla Üreme'de hocam. Sporla Üreme'de kaldıysak sporla Üreme'den devam edeceğiz bu durumda. Tamam. Aa sporla Üreme ne ya? Gerçi ürerken her türlü spor yapıyoruz da. Eskiliğe geldi. Nasıl Ali? Sana çok geçmiş terim bugün. Hadsiz spa. Hı? Terbiyesiz adam. Dinleyin bir dakika. Burada ders anlatıyorum. Sporla Üreme. Spor adı verilen, kendinden döllenme özelliği olmayan monoploid hücrelerin çoğalmasıyla oluyor. Susmayacaksınız yazılı yok diyeceğim. Bak ne güzel susabiliyorsunuz değil mi zaman zaman? Bu koku ne ya? Bir, ne
kadar kötü kokuyor. Ay. Gerçekten. Bu ne o çikom ya? Ay benim burnumun direği falan kırıldı.